Bankara gireceğiz. Hiçbir şey düşmedi ve benim çok şanssız olduğumu düşünüyorsun, öyle mi Umut? Loot'ta çok Ne? şanslısın. Ama Yani Twitch'te şansını da iyi tuttu, dengeledi diyebiliriz. bakalım. Ama yani loot kalır, wound iyileşir, loot'un Doğru gideri diyorsun. şey olmaz, geliri olmaz. Early game'de yeterli loot düşmezse iş boka sarar. Bakalım. Evet. Tüfekleri aldık en azından. Girin bakalım şu bunker'da. Hem makinalı tüfek MG2 var orada bir tane. Hem de başka ne var? Mermi düşseydi çok iyiydi. Mermi düşmedi. Mermi yok abi. Tüfekte deployment zone. Bu kadar bir harita. Bu deployment view. Ayrı bir view daha var oyunun. Bir de deployment view var. Peki bu kadar bir bunker gibi görünüyor. Bir sürü de malzemeler, bilmem neler, şunlar bunlar. Kaleye gitmeden önce burayı loot et de gel demiştim. Ben de loot edeceğim de geleceğim. Tek bir büyük çatışma olacak. Eğer iki tarafta da adam varsa. Bunlar nedir ya? Cıdır cıdır eden şey ne? Ha, lamba. Eğer iki tarafta da adam varsa ve ikisi birden tetiklenirse gerçekten çok zor bir kombat olur. O yüzden arkadaşlar buranın clear olduğuna emin olacağız önce. Bu dışarıdan ışık geliyor. Ya burası üst kat. Henüz tam underground değil burası. Bu katı clear edeceksiniz stealth'le. Sonra iki taraftan birden flank edilmeyeceğimize emin olana kadar biz çatışmayı bu kapıda kabul edeceğiz. Evet, adamları çekmek daha İçeriye girip mantıklı. çok kötü Buraya oluruz. girilmez yani. Burayı Zaten adı tutarız. bunker. Evet. Burayı tutarız ama aşağıya iner de flank edilirsek fallback ederken bile çok bizim için zor olabilir yani. No intel bölgem var. Deployment area bölgem var. Burayla ilgili intelim yok, evet. Yok. Dolayısıyla da nasıl deploy olduğunuz çok önemli değil. Böyle random deploy olabilirsiniz. Deploy diyelim. Hemen hide. Backspace'ten bir önceki tuş herkesi seçiyor abi. Yok, ben değiştirdim onu. Grav yaptım. Ben hep grav yaparım. Şimdi burada hack edilen bir şey var diyor. Hack with Barry. Barry'nin hack'i steroidden daha mı iyi ya? Yok. Hiç hatırlamıyorum. Steroid 70 küsür. Hack şey değil zaten. Hack'i herkes yapabiliyor. Yakın olan adamla mı hack ediyor ki herkes yapabiliyor. Onu bulmak için wisdom gerekiyor. 750 gold. İyi. Bir hayde eder misin sen? Hepiniz birden. Open with Barry. Herhalde içeride birisi olsa görünürdü ya. Tabii canım, burada görürdük abi. Yani herhalde görünürdük. Going. Still undetected. What do you suppose this is? Haydi mermi. What do you suppose this is dediğin ne kızım? Bunu mu diyorsun? O sağdakini diyor. Loot bakayım. Ne mermisi bu? NATO. NATO. Yani şeylere, geverlere çalışır. Aynen. Tamam. Bir de bir tane Üç daha. gever girebiliriz buraya yani. Üç gever güzel olur gerçekten. Şimdi burada kimin lockpicks'i yüksek? Agility mi lockpicks? Yok, technical. Technical. Steroid. Hangisi technical bu statların? Mechanical. Mechanical ha. 75, 47, 76, 10, 15. Tamam, steroid abi. Bu da steroidde kalsın. O kullanacak yani bu işleri. Bunu Yani da Barry'e take de verebilirsin mesela. Çünkü steroid de var diyerek. işte %100'ü tamam peki hadi. Beride de olsun. Ben bu steroid karakterini giderek şey yapmaya başladım. Senin söylediğin gibi iki grup, birisi köyü koruyor falan gibi bir dönüş. Bu steroid çok efektif bir karakter değil. Barry çok daha doğru bir seçim gibi görünüyor. Biraz da mechanical'ı tıklanırsa Barry'nin, bilmiyorum nasıl tıklanacak ama mechanical şeyleri ona okutarak filan belki olur. Burada bir şey yok arkadaşlar. Burası temiz. 5 kişiyiz. İçeriye kim girecek? Kız girecek bir kere stealth'le içeriye gezmek için. Onu support etmek üzere de Barry ile Monsieur girecekler. Arkada da ikiniz duracaksınız. Bu arada Kalashnikov yerine diyorsun. Geverleri dolduralım abi. Herkesin Madem elinde. mermi, çünkü gerçekten
Monsieur'e de verin bir tane. Monsieur bunu doldur. Herkes geverin, doldur. Orada şey sordu sana, hangi tip ammo ile doldurayım diye sordu. NATO standart, NATO match. Match ne demek ya? Muadili. Evet, hepsinin efektleri var, evet. Ha, match başka bir şey mi? Ammo tipleri onlar. İngiliz bonus from aiming. Ha. AP var, match var, atıyorum. Hollow point var. İki tane koyabilirim bundan da. Ha. O hoş değil. Çünkü iki tane kalmış elimde, onu şey yap. Hepsine match vereceksin burada. Zaten Wolf'a match vereceğim de. Aim edebilen o var çünkü aslında. Steroid bir şeyin aim edebildiği yok. Steroid aim edemiyor ya. Evet. Standart mı var? Şu anda içinde ne var? Nerede görünüyor? Standart, standart var, yüklü. Evet. Tamam. Yani Wolf bir tek adam gibi aim'e action harcayabiliyor. Steroid'in aim edebildiği yok. O yüzden Marksmanship 1'in yüksek olması da şey değil. Steroid kötü bir karakter. Ben de sevmedim Steroid'i. Tamam. Böyleyiz arkadaşlar. Yine de bu çatışmada. Ya en geride sen kalma o zaman. Burada iki kişi lazım çünkü. Monsieur geç şeye. Wolf'la Monsieur burayı tutacaksınız. Steroid aç bakayım kapıyı. It's a shame they will not be able to watch me move. Kaç kaç kaç. Yeah. Sometimes it's more fun when you have hidden değil. Steroid'in şeyi kötü falan bir. Abi evet, hidden değil de. Hidden ya. Hiddenmiş, hiddenmiş, tamam. Herkes hidden da. İyi kurtulduk oradan. Evet. Gerçekten iyi kurtulduk. Herif kör çıktı da ama ondan. Ama içeride kaç kişi evet olduğunu göremedim. Kızım bir gel bakayım. Yani... Sometimes it's more fun when you have to try to be quiet. Şimdi göreceksin değil mi? Kızı göreceğim. Beri kurtuldu. Arkada Anavir Goon var. Goonlar iyi. Burada görmüyor beni. Abi ben buradan bu çatışmayı açarım. Yapacak bir şey yok. Ha bir de silent atak evet ihtimali var tabii kızın. Ha şu an bir iki adım geri çekilip kıza bir silent silah modify edip hemen ayaküstü. Ha bıçak atmaktan bahsediyorum ben. Ha o da olur. Bıçak öldürmeyebilir kızın strength'i düşükse. Bilmiyorum, 12 damage diyor. Ama yani stealth atak, stealth atak meselesi var. Evet. Bu bıçak nasıl atılıyor? Böyle birle atılıyor. 4. Hayır. 4 throw. Ha bu ne? Prepare takedown. Ha yok, yüzü bana dönük abi. 19 damage. 3 AP ile atılıyor. Ve aim de edilebiliyor bir kere. Tabii. Boğazına. Leke atacaksın tabii onu. Bak mouse over yaptığında belli bölgeleri. Soldaki stealth kill'in yanındaki gördüm, barlar. Gördüm. Öldürme ihtimalini gösteriyor. En kötü ihtimalle surprise olacak zaten. At. Hayır sen sesi duymadın. Bütün diye ses çıktı gitti ki bıçak oraya böyle. Peki overwatch yapacaksınız. Kimseyi görüyor musun? O kadar komik oldu ki. Ya buradan varlar. Mesela atmayı bilmiyorum ben demiştim. Abi bütün gerçekten bunu vurabilir. Niye çarpı çıkıyor? I will wait for yap the bakayım. Puny enemies to make their little moves. Başka bu arada adam... Overwatch yaparken de bir yeri görüyorum diye mutlaka... Ya adamların geleceği açıları falan da hesaplamak biraz iyi oluyor. Yani adam... Bu iyi Overwatch. İşte evet. Ama ben... biri cover'ın arkasından geliyorsa adamı direkt cover'ın arkasında görmesin. Bir adım dışarıda görsün diye ayarlamak yani gerekiyor. Yani işte şöyle falan yapabileceğim bunu. Ne yapacağım? O güzel. O güzel. Ya bu adam açıkta duruyor zaten. O başkası gelirse diye yapıyorum bunu. Yes. Evet. Önümüzdeki abiyi şatkanlamak lazım. Önümüzdeki abiyi öldüreceğini düşünüyorum iki kişinin. Yani ışık atarlarsa ölmeyebilir. Ölür ölür. Beri o şatkanı geç. Kaç onun action point?
Mavi diyor. Tamam. O açıkta bırakma ama Barry'i öyle abi ya. Şatkandan sonra momentum olacak. Ateş edip kaçarım diyor. Şatkandan sonra momentum olacak diyor ya. Gitme. Çok önemli bir şey. Buradan ateş edersen Mösyö'yü vuracak. İşte Mösyö'yü vuracak evet. O zaman yapacak bir şey yok ama. Mösyö'yü vurmayabilir. Vururdu ya. Yani çok böyle zorlayarak deneyebilirsin. Free aim'e geçip şatkanı böyle sola doğru kaydırıp. Şuradan filan attık. Buradan filan. Vurma ihtimali oluyor. Yok yine aynı yerden. Tam Mösyö'nün arkasından. Bir dene istersen. En kötü olabilirsin. Buradan F'ye basıp şimdi. F'ye mi? Şöyle filan. Böyle şatkanı ayarlayıp. Ama bu yani biz kırmızı olmuyoruz diye kesin vurmayacak demek değil. Bu arada haberin olsun. Abi öbür herifi vurdu. Wolf'u vurdu. Kafana sıçayım ben seni. What's on your mind? If you think it's a good idea. En güzeli bu. Wolf is on the ground, ready to be blindsided. Bu herifi niye öldürmüyor? Bunlar Overwatch yapıp o adamı arkadan biriyle atıyor. No, damn it! I will give my position to them. Ne çöp bir karakter misin be? Çok kötü gerçekten. Bununla Overwatch yapılır. Çöpsün ya. Overwatch olur. Galiba bu adam Overwatch karakteri ya. Şimdi düşününce. Çok güzel bir Overwatch silahı verip eline, uzun menzilli. Hep Overwatch et demek gerekiyor galiba bu adama. Bilmiyorum. Marksmanship'i de ondan yüksek olabilir yani. Hareket etmesin diye. Bu da ölecek. İnandım ben. Yürü be. Bak böyle adam iki kişi öldürdü. Şimdi bu adamlar bu kadar yaklaştı artık çıkıp ağızlarına ateş edilebilir. Bomba atacağım. Ama içeride adam vardı. Bomba atılabilir. Hidden değilmiş ki adam. Evet sen haydi. Ya. Anlaşılmazlıklarımız. Adam şeyde biraz daha geri. Zaten nereye attı? Buraya attı. Let me show. Öyle oraya attı o. Should be working out. How can I assist? Yani gerçekten ıskaladı işte mis hep oldu. Pay attention. This is attention. This is how it's done commando style. And that's how a commando does it. Hope you were taking notes. Ne anlatıyorsun be abi? Wolf hala hidden. Sen hala hidden. Bir şeyler anlatıyor. Hemen dibinde bir adam var ama onu unutma abi. Unutma yani yapacağım bir şey yok artık. Bu herif kendi kendine haydi diyor, haydi diyor bir şeyler yapıyor. Hiçbir şey action pointleri yetmiyor. What's on your mind? You got it. Bizimkiler vur işte bizimkiler ne diyeyim. Let's amaze us see my courage. Let's amaze us see our courage. Yes. 11 damage çok iyi orada. How can I assist? Nişan alınmıyor mu bu silahla? Action point'in yetmedi. Bu mu oğlum? Vuracağın silah damage. Almost dead adam şu an. 14 damage vurdu abi. Değil mi? Yanlış görmedim. Ya. Çıkıp açıkta çıplak duran adamı 14 damage evet. Vuruyorsa bir silah. Daha iyi bir kullanımı var mı şatkanın? Böyle herifin burnunun dibinden 10... Açıktan atmaktan. Ya şey yapıp aim edip göğsüne atarsan daha çok vuracak. Aim edecek şeyin yoktu. Bilmiyorum. Neden shotgun kullansın insan? Shotgun vuruyor ya.
Abi vurmadı damage. Şimdi buradan kafaya atabilirsin bence. Yes. Amen. That was a fluke. Buna da kafaya sıkmaya gerek yoktu. Ne? Sık göğsüne abi, sık göğsüne. Adam almost dead zaten, göğsüne. The three C's. Concealed, clean, quiet. Pay attention. This is how it's done commando style. What? Yeah. Barry Unger. Ready. I should be working out. Yürü lan. Bu kadar. XP gained. Güzel loot inşallah. Yes. What? There's some loot in here. Ne bu combat knife? 556. Bunu ben herhalde ben anlamıyorum bu oyunda şu anda şöyle düşünüyorum. Tüfek alıp durup Overwatch yapmaktan başka bir şey niye yapayım diye düşünüyorum şu anda. Evet, tüfek alıp durup Overwatch yapmak güçlü ama senaryo var, senaryo var. Her zaman çalışmıyor o dediğin. Bunu abi ne yapıyorsun? Bunu şeye atıştı. Mermi sıkıntını rahatlattı bu. 48. Ha şey için söylüyorum ha bunu. O bıçak shotgun, az önceki shotgun beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Yani o shotgun'ın daha iyi bir kullanımı yok. Buradan bu mesafeden şu adama atıp öldüremiyorsa eğer shotgun. Tam vurmadı abi. Tam vuramadın orada. Yani o saçmaların tamamı adama vurmadı. O yüzden 14. Ama işte hani daha iyi bir atışı o shotgun'ın çok zor zaten. 3-4 kare öteden önündeki çıplak bir adama yukarıdan eğer shotgun yetmezse... Eğim ederek var daha iyi atışı. Yani sen sadece range'e bakıyorsun da başka etmenler de var ya değişkenler. Hani eğim, shotgun modifikasyonu falan gibi şeyler de var. Işte. Bir de o oyundaki en ucuz shotgun. Yani Gewehr'le kıyasladığın zaman Gewehr de en basic tüfek değil mi? Ama Gewehr tüfek. Şunu diyorum abi. Neden shotgun kullanayım ki? Diyorum. Abi kon olarak atıyor. Birden fazla kişiye vurabiliyor. Daha yakından atarsan gerçekten çok yüksek damage vuruyor. Stealth edip adamın dibinden kafasını atınca kafasını patlatıyor falan gibi sebepleri var. Daha az AP'ye ateş ediyor. We hear you, chief. Daha az AP'yi bilmiyorum ama bakmadım. MP 40. Evet. Decreased bonus bir de from NATO çıktı. Aiming. Decreased bonus from aiming diyor. Evet bu yani run and gun silah. Evet, 9 mm kullanıyor. Aynı, o güzel. Aynı silah gibi görünüyor. Nasıl compare ediyor? Range'i daha yüksek galiba biraz. Yanlış hatırlamıyorsam. Alt'la mıydı? Shift'le miydi? Öyle bir şeyle diyordu. Neyle compare ediyorsun? Uzi ile compare et abi. Şu an şey seçili. Gewehr seçili. 1'e bas. Yani şeydeki oradaki 1 ikonuna bas abi. Şuraya. Oraya evet. Bu AK-47 de ondan abi. Şununla compare edeceksin. Aynı damage, aynı range. Düşük hatta damage'ı. Daha kötüymüş demek. Decrease bonus from aiming. Bir de zaten iki slot kullanıyor. Burst ve auto yapamıyor mu? Yok, bu da SMG. Hayır, şeyde Uzi'de firing mode burst auto diyor. MP40'da yapmıyor böyle bir şey. MP40 galiba sadece burst yapıyor. Otosu yok ve sadece burst yapıyor galiba. Hani firing modu yok galiba onun. Hmm.
Bilemedim. Şu anda Uzi daha iyi görünüyor. Range'ler de aynı. Evet. Uzi daha iyi, evet. Kesin. Hands down daha iyi. Yani. O zaman bunu scrap edin abi. Olsun. 9 milimetre. 9 milimetre silah abi. Elindeki mermiye uygun silahların gelmesi güzel. Hmm. Ne? Kim aldı onu? 154 mesela, tane aldı. 9 milimetren var. O çok önemli. Uzi'ye uygun silah var. Hayır, o 44'miş ya. 9 milimetre 31 tane bir var. Bir de 91 tane bir var. Match increased aim. Bu da standardı. Bu da standart. Barry standartları istediğin bir tipe çevirebiliyor. Barry, ha. Anladım. Sıfırdan mermi yapmak için gunpowder bulman lazım. O da drop. Şansa bakıyor yani. Ama eğer bir ammo type'ın standardı varsa elinde, Barry gunpowder. Onu gördüm, evet. Onu gördüm. Hadi güzel droplar. No sweat. Gerçekten random mu tamamen bu droplar ya? Yani çok az şey var. Lens buldum. Predetermined. Lens güzel. Lens mutlu etti bizi. Oo, NATO. NATO kafa, NATO mermer. Bir tüfek bunu daha. Bunu scrap ederiz. Ya da herkese veririz şimdilik. Ondan sonra scrap ettim. Olur. İyi yaptın abi. Pipe çıkar mı heyecanındaydın da ben çıkmadı. Bir başka shotgun ve şey. Bilmiyorum, shotgun az önce beni o kadar hayal kırıklığına uğrattı ki. Yes. Böyle acemi oyuncu yapıp shotgun bu oyunda bir işe yaramıyor deyip bir daha da bakmayasın var şu anda. Shotgun dandik abi. Başka bir şey var mıydı oyunun burada? Oyunun güzel bir yanı var, orada yok. Öbür tarafta belki var. Let's move. I have found a thing. I have found a thing, ne diyeyim, ne? Bir tane daha dandik SMG'ye çıktım. Olsun, run and gun yapılıyor en azından. Ready. Öyle düşün. Yes. Wisdom check, paperwork. Deriyle bas. Wisdom. Wisdom'ım 91. Wolf'un da 75'miş. Utility karakteri yani Barry. Papers on this contain elaborate minefield map labeled Emerald Coast. There are a lot of arrows sujet that crazy bitch keeps moving and replacing the goddamn mines. DD'nin olduğu kareye intel açıldı. Evet, ama bunlarla beraber değil DD galiba. Her yeri mineliyormuş. Hah, bu da MG42. Al steroid taşı sen bunu. Mermisi var mı? Yok. Bunun için mermi yani de isteyecekler mi bizden yani? İstemezler de. Bir de çok güçlü şeyler. Machine gunlar gerçekten çok güçlü silahlar. 4 AP'ye atış ediyorsun. Böyle bir yere yatıyorsun, bir overwatch yapıyor, ağlarsın falan ama yani mermi yiyor gerçekten. E tabi. Gerçekten yiyor yani. We're on it. Onun için çok kullanamıyorsun. Vallahi köye vereceğiz demişti zaten. Evet. Başka da bir şey görmüyorum. Başka loot görmüyorum. İyi, mermi çıktı. Bir iki tane 9 mm silah çıktı. Güzel oldu. Ya gerçekten şey tarafını ben kabul edemedim oyunu. Sen söyleyip duruyorsun ama mermi çıkmama ihtimaline kaygılanıyor olmanı tam kabul edemedim. Benim çünkü ilk run'ımda çıkmadı abi. İşte mermi ver. Ben hani de fazla harcadım. Abi harcamayıp ne yapacaksın? Sıka sıka dolaştım ben. Sonra bir baktım, aa, mermi düşmüyor. Hani baya böyle 9 mm pistole falan döndüm 15. görevimde. Garip garip olaylar bunlar ya. Hani bu kadar da değil be abi. O kadar da değil yani. Şeyden dolayı o kadar da değil. Yani bu bir survival game değil, zombi apokalips game değil. Bu adamlar buraya dışarıdan geldi abi. Şey yapamıyorum, konduramıyorum hala bu aşırı neo equipmentsızlık meselesini. Ya ama dediğim gibi işte birazcık random. Ben biraz şanssızdım herhalde birinci de. İkinci oyunumda da mermiden geçilmiyor gerçekten. Bir anda. Bir de ben sniper oynuyorum, yani burst etmiyorum.
şu an. O zaman da tam aksine döndü senaryo yani. Ha be, tamam, o random ayrı bir şey. Benim demek istediğim. Anladım, anladım ben dediğini, evet. Kabul, yani settingi kabul edemedim ben hala. Hala bu adamların böyle mermi saymak zorunda olmalarını falan tam kabul edemedim. Öyle hisset, öyle hissettiren bir şey yok ya settingde abi, dışarıdan geldik. Yani bir acayip bu. Önce güneye mi gitmek istiyorsun yoksa Örnie'ye silah verip ondan sonra mı? Örnie'ye silahı... Örnie'ye silahı ver, bir de yaralı var ya. Ya bir şey olmaz canım o kadardan. O kadardan bir şey olmaz. O kadardan bir şey olmaz diyorsan gidip güneyi gezeyim, niye gezmeyeyim ki? Hazır rested, well rested yani, action'ımız varken. Bu ne kadar sürüyor? Burada da hızlıca şey yapabilirsin. Treat wounds yapabilirsin çok hızlı. Treat wounds repair, ondan sonra güneye inebilirsin hemen. Neye repair? Yani. Ha burada diyorsun, operations'da diyorsun. Treat wounds repair ama hazır buradayken köye de makine tüfeği var, o da orada ama kendi... Çok mu zaman harcıyor abi? Bir de zaman harcasa ne olacak? Yani şey, zaman harcası şu olacak, işte sürekli maaş ödüyorsun. Zaman, resource'un olayı o. Yani şu an kötü bir karar yok burada. İstersen şehre dön, silah ver, aşağı geri in. İstersen hemen şehre dön canım. Heal ol. Götür adama ver, quest var abi. Ya buraya bu kadarcık bir şey yapmamın önünde... engel ol... Ay Allah'ım. Okay. Engel ol... Yanlış abi o. Yanlış interfaz yazıyorsunuz. Buna ben yanlış bastım. Yanlış interfaz yazıyorsunuz. Buradan bu herif. Ondan sonra bizden biliyorsunuz. Koşarak geliyor. Likvidler falan çevrede dolaşıyor. Herkes zıtı çalıyor bu köyde. Bu mu recruit mesela? Ne yapsın adam? Evet. O elindeki silah nedir abi? Pamaz. Bizde niye yok abi o silahtan? Benim adamlarım zorlukla 2. Dünya Savaşı'ndan kalma tüfekleri kullanıyorlar filan. Kim verdi oğlum o herif o silah? Al Bazil. I appreciate you taking the time to teach us how to defend the town. I have to say, the militia that you trained would certainly benefit from having that machine gun you've got there to back them up. If you can spare it. Al abi al. Zaten ben size getiriyorum diye düşünmüştüm ben onu. A little grease in your tripod and it'll be ready to keep those legion types from sprouting up again. Ne oluyor? Bunları biliyoruz. Ne ride? Yok be, ride might değil, dur abi. Nereye ride ya? Bas abi. Au revoir. Dur be abi. Basınca gidiyor, oldu bitti yapıyor abi, bir şeyler yapıyor öyle. Hoş değil. Güvenmiyorum oyun, bir şeye bastıktan sonra oldu bitti falan yapıyor. En başta şey diyor zaten, botlarla da bu ilgileniyor, tekneci ya. Evet onu hatırlıyorum da şu anda daha ride'e ihtiyacımız yok. Sen makinalı evet. Tüfeği yap abi. Operasyonlara gidelim. Treat wounds. Doktor. Kız. İkisini de seç daha zor. İkisi birden tamam. Pasiyan. Steroid. Bu tamam, start. Ha ama Barry tamir eder gerçi. Repair. Başka ya adam yok. Tamir edilecek pek bir şey de yok. Shotgun kötü. Şey vardı bir tane. Bu yeni shotgun ama galiba. Bir tane daha %99 shotgun MP5. Var zaten. Sen öbür MP5 falan almadın mı? Bir tane görüyorum. Birini scrap ettim. Ha okey. O 73'ü tamir et işte abi mesela. Cem olmasın yani. Başka bir şey yok. Tamam iyi. I have initiated work on this task. Ne kadar sürecek? Militia train biraz daha etsek. Yok, uzun sürer. Tek başına hele çok uzun sürer. Peki. Bak aşağıda gösteriyor. Gösterdi mi? Evet, bayağı oldu. Bir ekstra gün oluyor yani.
E o zaman Mösyö sana da biraz para vereyim. Senin moralin ne durumda? Burada moral yazmıyordu. Bak yaptı bile. Tamam boş ver o zaman tatili matili. Hocam, zamanı geçir. Sert deyince. Şimdi abi. Steroid'de level var. Level. Buna basınca load etmesi bayağı acayip ya. Demin oradaydım. Ben sanki başka bir yerdeymişim gibi. Zaman geçirdim ya abi. O yüzden mi oluyor? O yüzden oluyor. Zaman geçirmezsen direkt giriyor içeri. Steroid'in level up'u var. Yoğunluk attım. Mr. Fixit'im var. Şimdi ne geliniyor? Ha, buradan bir yükseltme miydi o? Yükseltme seçeneği mi vardı orada? Yok. Sadece perk seçiyorsun level'larda. Bak sağ üstte. Bunlar yükselmiyor mu yani? Onlar ateş ability kullandıkça ya da magazin okudukça yükseliyor. Ya da train. Train Merc'le. Yukarıda bak. Perklerin altında 70-80-90 diyor ya. O zaman çok önemli bu ilk başta seçtiğin karakter. Bu dandik karakteri seçerek dandik için olmuş yani. Gönderirsin. Dert değil. Bir perk'ü alabilmek için O perk'ün level'ından olmana. Yani mesela bak 70 kategorisi o. O ability'den en az 70 olması lazım. Ha. Yani buradan bir şey alabiliyorsun diye bir sonrakini de alabileceksin anlamına gelmiyor. 80 değilse o ability'nin ikinci grup bu tier'e geçebilmen için ayrıca buradan da health'ini 80'e çıkartman lazım. Bir yandan evet, onu da geliştirmen evet lazım ama onu da isteyerek geliştiremiyorsun. Yani geliştirebiliyorsun. Train ama bayağı yavaş bir proses. Yani bunlar hep uzun vadeli hareketler. Evet. Deplete. Taking damage grid is depleted before hit point. Ha. Bilemedim bunu ben. Grid temporary hit point diye bir hatırlıyorum, şey. Hatırlıyorum. Prone'a kolay yatarım. %20 damage reduction from explosives and prone. Hit point'imi yükseltirim. Bu adam beefed up değil mi? Demin yani oyunun başından beri beefed up konuşuyor da aslında beefed up birisi değil mi? Ayıptır be. Şu anda bu adam için kullanmayı düşündüğümüz rolde bu adam ya Overwatch ya tüfekle ya makinalı tüfekle Overwatch yapacak. Bunu yapmanın yolu da yok. Yani yok, şu filan var yani. Hani yok bunları alamıyorum çünkü 70 80 90 primary tamam, ability okay istiyormuş bunları almak. Bunu anladım. Tam işte çok üzerine düşünmen de gerekmiyor böylece. Strength'ten bir şeyler alacaksın, gideceksin işte yani diyor. Point blank. Wearing cumbersome armor. Gerçekten kötü ya. Hani şey yapmaya çalışılabilir. Gerçekten zırh giydirip herife. Aynen. Bu adam yavaş da olsa önden sürersin. Başkaları da flankler mesela. Yani bunlar da yapılabilir. Değişik hareket. Başka bir şey gelmiyor. Şimdi Umut da benimle aynı şeyi düşündü hemen. Madem gidemiyor gitmeden bir şey yapsın. Diye. Tabii. Ben de öyle düşündüm. İyi, deminden beri onu konuşuyoruz ama belki de oyunun yani bizden istediği şey adamı zırhla giydir üstlerine doğru sürdür. Al şunu. Oluyorsun. Şöyle mesela tüfek verdik marksmanship iyi ve yürüyemiyor diye ama tüfeğin AP'si 7. Adam 1 AP'si kalıyor zaten. Hı hı. Ama onun yerine atıyorum 2 AP ile ateş edebilen bir silah bulursan 6 yürüyüp bir de ateş edebilirsin mesela. Yani. Mesela atıyorum. Ha yani herifin elde tüfek olacağını diyorsun. Ya şey ateş eden bir silah olsun. Yani diğerlerini ha alamayacağımıza göre bir kere şu karar vermek ve bir kere bu asıl. Bu adam buradan eksplosivlerden az damage yerim. Bedavaya yere yatarım diyor. Bedavaya yere yatarım. Maximum hit point'imi arttırırım. Bomba atarım. Eksplosivden yani hiç. Max damage bayağı diğerlerinden daha iyi. Max hit point diyorsun. Evet. Bana da öyle geliyor. Öyle zaten Umut'la da öyle konuşmuştuk. Daha iyi akrit atarım. Recoil management. Melee atak bilmem ne filan. Burada onu şey geç var. Melee ataktan sonra grit kazanırım da şu var. Yani gerçekten ya evet, en kro gibi böyle. Ya melee build'i yapılabilir adama çok güzel ama oyunda melee biraz zor. Bayağı zor. Yani. Bayağı zor abi. Ama melee şöyle kullanması yaptım zor ama güçlü bir şey bu arada. Şöyle yaparsan yani melee build'i gerçekten power fist gibi vurur adama yani.
Deneyelim o zaman. Çünkü başka bir yere gidemeyeceğine göre adam şimdi zaten bir de bir gerçek var. Ama bu... ona da gidemeyecek. Yani ona da gidemeyecek. Abi, bu adama health'i ver, sonra ilk fırsatta bunu gönder. Hayır abi, niye öyle? Niye adamı gönderiyorsun? Olur. Allah Allah, bu da sadece belli bir tür mü oynayacağız abi şu oyunu? Hayır yani bunu, bu işleri yapan tank başka karakterler var. Bu kötü bir karakter. Anlaştık onda yani. Ya da diyor sanki ben bu adamla yapacağım. Ona da tabii ki saygı duyuyorum da. Evet, şimdi bunların hepsi karakter olduğu için ve hani bizzat kendi adı ve karakteri, kişiliği olan tipler olduğu için ve mercenary oldukları için çok da bağlanmamak lazım. Git gel çok doğal bir şey bu oyunda yani. Bilemedim. Ben Müzili bu oyunu... var mesela. Verdin Müzili mi? Daha güzel bir mesela şimdi bak oyuna statlara falan biraz daha hakimsin. Bak $600 diyor adam günlüğüne. Yani $600 daha kullanışlı bir adam almak tercih edilebilir yani. When you end your turn out of cover. Ya bu health bar'ı gerçekten şey. Damage yeme adamı. Grit'e damage yeme adamı. Kendisi de yiyor. Sahiden damage yeme adamı bu. Adamın yanında bitirirsen turunu grit kazanıyor. 30 grit kazanıyorsun evet. 30 grit. Melee atak yapınca 15 grit. Böyle bayağı hit point kazanıyor yani. Yani evet. Böyle bu adam şey değil. Bu istenen bir yıl. Vuruluyor. Tamam abi, vurun yani. Vurun yani diyen bir adam. Hayda. Unused action points to the next turn. Öyle bir şey yok. Gain 5 grit per action point transferred. Umut bir Hasan, bizi duyamıyorsun. Discord'da diyor, evet. Saçmalıyorlar diyor Discord'da. Peki Umut'cum. Bak burada da bu varmış Fahri. İşte bir Discord sıkıntısı var. Bir kombatta ilk vurulduğumda diyor galiba 2 action point kazanıyorum. Vallahi Umut'cum, bilgisayarın bozuk, sana söyledim. Format attığından beri bilgisayarda bir bokluk var. Yere yatmaca. Ha bir dakika, 2 AP'yi end of combat'a kadar kazanıyor. Evet. Oo. Ama ilk vurulduğunda bir kere. Tabii, vurulmazsan kazanmıyorsun. Ama bir de hayır, her vurulduğunda ben... değil yani. Kombattaki ilk hit yediğinde 2 action point kazanıyor. Tamam. Zaten bunun içinde özellikle kendini ortaya atıyorsun ilk round'daki vurulasın diye, ama yani. Evet, %50 damage reduction. While using Overwatch or pin down. Pin down ne? Ha şey o. O ne ya, o adam... çok alakasızmış. Bu adamı... İşte mark ettiğin hareket yani. With firearms, when taking significant damage during the enemy turn, will not trigger while taking cover. Bildiğin, yani çok hiç alışık olmadığım bir karakter tipi. Sırf o yüzden şey böyle yani, açıktan düşmanın üstüne gidiyor bu herif. Aynen, bu işte kendini kahraman zanneden aptal adam işte bu yani. Evet. Kas yanıyor böyle, kendine bir şey olmayacağına inanıyor ya. Evet. Böyle gidiyordum. Peki yani. Ben hit point'ini arttırdım bu adamın şu anda. Close dedim ve o hale getirelim o zaman adamı ve öyle denemeye çalışalım. Ama bak öyle yapmak zorunda değiliz. Zorunda değiliz. Hani, hayır da tamam ya, anlıyorum da. Şimdi buna bak. Yani tek yol bu ama bu da çalışmaz diyorsan onu zorlamak... Bilmiyorum. Daha denemedim ki. Işte bak ya. Bu adam şu anda gerçekten böyle geziyor. Bu adama zırh verdik, bilmem ne verdik falan diye denemedim ki yani. Kesin işte zırh vermek lazım mesela onu yapacaksa. Abi benim üzerimde bir tane şu zırh var. Bak %30 damage reduction. Al steroid bunu. Bir tane başlık vardı bir yerde. Herifin ekipmanını aldık ya. Tabii lan, al sen bu zırhı, git ya, adama verdim. Ki o adam... İkisi mi? Flag vest, ikisi de galiba. Flag armor da var burada. Bu armor. Bu da sen bir dakika. Armor. Bak şeyler değişiyor. Kolları var abi bunun. Aynı şey. Armor'dan torso. Wolf'taki. Bu torso. Bu sadece torso. Vest çünkü bu. Okay. Ve %10 damage reduction. Penetrate olduğunda. Penetration. Evet. Ömürü. Aynı. Aynı zırh. Flak galiba onun adı. Flak denilen armor. Flak vest. Sadece şeylerini değiştiriyor. Flak dediği işte
pilotların uçak savara karşı anti uçak savar şeyi. Şimdi bu adamın ne kadar damage reduction'ı var? Penetrate olmazsa %60 damage reduction diyor değil mi? Ve 10. Pardon, %30. %60 abi. 30 buradan, yok, 30 buradan. Hayır, denk geldiği body part'tadır o. Ha, doğru söylüyorsun. Bacaktan evet. Vurulursa 0. Bacağında 0, 30-30. Penetrate olsa da %10. Ekstradan da hit point'i de var. Ama o zaman bu adama gever silahıyla değil, primary silah olarak başka bir silah vermemiz lazım. Yani mesela MP40 falan gibi. Hit and run değil, run and gun ability'den mi geliyor, silahtan mı geliyor? Ability'den. Yani şeydeki, Monster'daki run and gun. Ha yok, şeyden geliyor, silahtan geliyor. Bu silahtan geliyor. Mesela submachine gun'dan geliyor yani. Orta işte submachine gun verilebilir mesela bir yandan. Ama çünkü bu mesela bak. İyi ya. Evet. O da submachine gun. O da evet de bak dik şöyle göstereyim sana daha iyi anlayacaksın. Şu Uzi'yi seç abi. Şunları compare et de. Demin Umut'la bakıyorduk. Marks şeyi yok. Firing modları yok. Burst modu olmadığı zaman da o koşarak bilmem ne yapma hareketini yapamayabilir. Öyle bakayım başka ne diyor. Burst modu yok mu? Yoksa sadece burst atıyor da olabilir. Bir de o ihtimal var. Otosu olmayabilir. Sadece burst atıyor olabilir. Çünkü bak zaten 3x7 diyor. Belli ki 3-3 atıyor. Yani ben öyle anlıyorum. Damage'ına 3x7 yazıyor. Hı-hı, görüyorum. Full otosu yoktur bence. Single de atamıyor galiba. Hep üçlük burst atıyor. Ha zaten Uzi de single atamıyor. Burst ya da full auto atabiliyor. Sanırım öyle evet. Evet. E o zaman bir kere zaten Uzi'yi kıza vereceğiz demedik mi biz? Böyle bir şey dedik zaten. Kız bu işi Uzi ile yapacak. Bunu deneyeceğiz dedik. Monsieur'e dolayısıyla bir şey vereceğiz belli ki. AK-47'si vardı bu herifin. Ne oldu? Mermisi mi bitti bu? Yeni buldum ben mermiye. Backpack'te diyor. Hı. Biraz daha mermisi var. Şarjör mermisi var. AK-47'si olsun. O zaman zaten bu burst atar ne atıyorsa. Daha da dayanıklı. Bu herif AK-47 tabanca bomba iyi. MP5'i de bu herife verip bu adamı ne dedik? MP5'e ben modification yapmıştım galiba. MP40 diyorsun herhalde. MP40. MP5 nereden çıktı? Şu geverde bir şey var. Bir upgrade altta var. Altta var modification. Yok gözüküyor. O bozukmuş. O hep gözüküyor şöyle. Haydi. Ama yok, şöyle. Bunu modify ettin ya. İşte sat. Şunu diyorum. Bu modified. Ha, şimdi gelmiş modified olan. Yok oydu işte modified. Ha ikisini olan. De modify etmişim bunları ben. Tamam. İki tüfeği de modify etmişim. Kızla ilgili dedin ki şöyle yap kızı. Abi burada adamın backpack'ine koyması o kadar kötü ki buna. Bu değişik. Bir tuhaf yani burası. Şu gever'i al. Nerede o? Upgraded gever. Bu kızı böyle kullanalım dedik zaten. Değil mi? İki elinde iki silah var. Gerekirse tüfek de var. Güzel evet. Bakalım. Monsieur'un keleşi var. Bunlar zaten var. Şu lensle bir upgrade yapacağız bu arada. Steroid o zaman MP40 ile gelecek. Standart bu akrisi miydi? Standart koysun. El bombası alacak herhalde bir tane. Madem close combat'a gidiyor adam. Zırhlı mırhlı. Combat knife ne diyor? Normal melee atak dışında acaba bir şey veriyor mu? Yani bu adamın da demek istediğim kendi melee knife atağı throw. Var zaten. Knife throw veriyor. Strength'le mi atılıyor knife throw? Evet. Bu dexterity diyor. Ha yani ha, damage throw. Strength. Damage strength. Bir dakika, normal melee atağı bir de kaç vuruyor bu? 12 vuruyor yani. Ve high penetration var. Bir de öbür ability once per turn falan olabilir. Hiç kullanmadım ben hayatta, bilmiyorum. Öbür ability dediğin nedir abi? Yani kendi ability'si var ya, yumruk atarım. Hmm.
O ne? Ha, o nereden evet, göreceğim ben o özelliği herifin? Strength'la akrisi evet. alırım diyor. Bilmiyoruz. Bunu denemeden göremeyeceğiz. Bir kere falan demiyor ya. Bir kere demiyor evet. Yani özellikle ne onun adı? Smash. Onun şey mi zaten? Adamı uçarak gönderirim diyor ya. Hı-hı. Yani adama bir kere vurabilirsin. Sonra adam gidecek senin yanına. Yeteceğini umuyorum onun. O, ona, evet. ona göre düşünüyorum. Yetmesini umuyorum yani. Adama bir kere vurmak. Overwatch. Uçurup şey. Bakalım işte abi. Ortez'deki gibi. MP40 yaptı peki. Tamam şu anda Mesut'ya böyle denilecek. MP40 verebilirsin ikinci şeyine, pistol yerine. Hani sıka sıka dolaşacağım dediğin için. Nijerya. Nijerya Go. Bir kalaş, bir kalaşnikov, bir MP40'ı var herifin yani. Tamam. Tabii, tabii. Biri run and gun, biri şey veriyor. Nijeryalı gibi Nijeryalı. Işte. Biri run and gun veriyor, öbürü ne veriyor? Run and gun'ı bu mu veriyor diyorsun? Öbürü de auto fire veriyor. Lens'le bir upgrade yapılıyordu. Bak şeyleri de yazıyor abi. Assault Rifle'ın burst'ü 6 AP, auto fire 10 AP, single shot'ı 5 AP diyor. Hmm. Bir şeye gel. Burst, single shot'ı 4 AP. Single, bir de run and gun'ı da var. Ayrıca. Run and gun'ı 7. Mesela single'ı varmış. Bunun run and gun'ı yok tabii. MP40'ın single'ı da var. Var, run and gun'ı da var. Normal bir SMG bu. Burada yanlış yazılmış olabilir. Uzi'ye de bir baksana. Neye bakayım? Uzi'ye. Uzi. O da aynı. Single'ı da var. Autofire 11. Autofire'ı kaç tane atıyor acaba tabii? Bilemedim. 11 AP'ye zaten kimse atamıyor abi, o kadar AP'miz yok. İşte Wolf'ta oluyor. Şu moraller toparlanıp da arenar yapınca Wolf'ta oldu. Bilmiyorum şu andaki durumu nasıldır. Wolf'a bir tane tabanca verebilir mi birisi? Nereye gitti tabancalar? O kadar tabanca vardı. Ha. Herhalde elinde tüfek olan bir tek Wolf mu kaldı şu anda? Bir de kıza verdim bir tane. Ya kıza yedek tüfek verdim evet. Wolf Gewehr'le mi geldi? Wolf nasıl geldi hatırlamıyorum. Gewehr'li ve zırhlı geldi galiba. Zırhlarını aldık. Gewehr'ini upgrade ettik. Barry'nin elinde de shotgun'ı var. Barry'deki zırhı da aldım. Zırhı nereye aldım? Barry'deki zırhı. Şey verdim, Wolf'u almışım. Şeyini verdim. Helmet'ını verdin sadece. Bunu da buraya ver abi. Öne çıkan adama ver. Wolf bizim arkada durup ateş eden adamımız. Şu anda böyle bu adam. Versatil bir herif zaten. Çeşitli şeyler yapabiliyor. Special attack neydi bu herifin? Ha, operation'lar. Bu zaten tactical special attack da yok. Yok. Marksmanship'in de bir numarası yok. Bu, aslında abi bu adamın anladığım kadarıyla all-rounder o zaten. Herifin statları above average. Evet yoksa şunlar skilleri, iyi. Sağdakilerde bir numara yok yani. Bunlarda bir numara yok ama bu sayede de çok fazla istediğin gibi level'layacağın adam. All-rounder o demek. Evet, level evet, level 3'den perk 3 ne oldu? Trade mi dedi? Perk mi dedi? Neyse. Evet. Level'la gelen şeyleri istediğin gibi almanı sağlayan bir adam. Neye evet. ihtiyacın varsa onu yap için bu adam önemli. Ben öyle anladım. Abi, şu portresinin yani resmin altında artı var bir tane. O ne? BIOS'unu falan mı açıyor? Ya büyütüyormuş. 24 BBP. Fox'a zoomlamak için yapılmıştır muhtemelen. Fox'a zoomlamak için evet olabilir. Bana zoom değil mi? Olabilir. Şimdi inventory'e dön abi. Dönemiyorsun. Yani ben yaptım ama dediğim gibi kolyesine bakmak için. Tabii tabii kolyesi tabii. Ne sen kolyeyle ilgili bir şey söyledin sonra çıktın oyundan. Neydi o? Abi kızın kolyesini görünce aa kurt dedim. Bir de kız da Wolf'u çağırmış istemişti ya onunla kalkıymış. Hmm. Ha araları demek o kadar iyi dedim. Wolf kolyesi takıyor diye düşündüm önce. Ha. Sonra dedim ki ama sonra fark ettim ki kız kendisi de fox zaten. O zaman wolf o kurt değil tilki kolyesi. Bence de daha makul bir açıklama oldu bu. Lens kullanarak ne? Fire more shots. Against the same sağdan ikinci. Holografik falan var ya. Neler additional var? Aim level. Abi bunlar... Bilemiyorum ne kadar. Sniper scope zaten yakışmadı da silaha yani. Silahın mantığına aykırı. Evet. Aim level'ı arttırıyor. Gevere takılır ama.
Gebere takılır herhalde. Lensi kendin yapıyorsun. Lensi partlar var, bir de bu çip öneririm. Gibi, lens gibi, pipe gibi şeyler var. Kendin bir şeyler tamam. yapıyorsun. Ben de gerekecekse bu gerekir. Nijeryalı'ya ne lazım? Increase clip size lazım. Ne lazım yani? Reload'u kolaylaştırmaca. Bu arttırıyor reload'u. Ama clip size'ı yükseltiyor. Gevere bir tane takalım mı diyorsun? Nereye gittik? Yok, takılacaksa ona takılabilir. Zaten geveri birçok oyunda gever sniper rifle vardır yani. İşte bu şu bir tane, iki tane upgrade'li geverimiz var. Bunlardan birine ayrıca bu mu? Hadi, bu da relik yani. Bu benim en sevdiğim, evet. Relik tabii canım. Ama ilk atışın diyor, ha kıpırdamadan attıysan bu iyice sniper işi. Ama 3 kere tıklamış sayıyor seni. Hiç ama kıpırdamadan atman lazım. Sabit tamam. Yerden atış eden adam. If you for, anladım. 3 AP'lik şey yapıyor. Üstüne daha da sen zoom yani aim edebiliyorsun. Ediyor olabilirsin. AP'n kalıyorsa onunla da... Bu tam bir sniper işi. Var. Durduğu yerden atış eden adamın işi işte bu. Neden takmayayım? Mesela bu dürbünle şeyde kullanırım işte. Steroid bu dürbünle kullanır uzaktan tüfek mesela. Ama steroidle çünkü... ilgisi yok o hikayenin. Yani. Steroid diye değil. Hayır. Steroidin hani AP'si kalmıyordu ya, başka bir şey yapamıyordu. Zoom yani aim de yapamıyordu. Steroidin... Bu dürbün otomatik aim yapıyor işte herife. Bence steroidin yapması gereken şey, eğer shoot edecekse yine Overwatch ya da Machine Gun'dır ama melee build ile uğraşacağım. Çünkü o karakterin grupta olmasının, ben bunu taktım buna. Grupta olmasının tek sebebi o. Yoksa o herifin grupta olmaması lazım. Takamadın mı? Fail etti. Alet bozuldu. Aletin kondisyonu düştü yani. Evet. Parçalar da çöpe gidiyor herhalde. Elindeki parça da çöpe gitti. Bitti mi yani? Part mı yetmiyor şu anda? Part. Evet, part yetmiyor şu an. Aa, böyle bir şey de var ya. Kim takıyor bunları? Şey, steroid takıyordur. Steroid takıyor. Bak söylüyor da steroid takacak diye. Takamadı. Part yetmediği için şey, lens bozulmadı ama alet mi bozuldu? Yok. Part, alet %10 gitti. Şeyi. %4 gitti. 94'tü, 90'a düştü. Beceremedi yani. Peki. Evet. Steroid işte abi. Ne bekliyorsun? İşte gidip yumruk atacakmış. Bir de abi bu şey çok kötü olmuş ya. Adam zırhlandığı zaman niye görmüyoruz abi burada herifin zırh giydiğini, kafasına başlık taktığını falan? Evet, onu görmüyoruz. Maalesef. Gerçi abi, o zaman herkes birbirine çok evet. benzeyeceği için bir de. Sonra hide helmet. Zırh vermezdik. Evet, yani. Hide helmet falan demeye başlıyorsun biz dervişlerse zaten. Çünkü adamlar farklı görünsünler diyor. Şimdi bu kadar bir şeyler yaptıktan sonra. Evet, bundan sonra artık takımları kurup burada çift kale maçı başlayalım. Bence de.